Değerli meslektaşlarım, kıymetli meslektaşımız Sayın Avukat Mehmet Erdal Çam'ı alçakça bir saldırı sonucunda kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. 6 Nisan 1950 doğumlu olan sevgili meslektaşımız 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Avukatlık stajını Denizli Barosu'nda tamamladıktan sonra Denizli Barosu levhasına 1 Eylül 1975 tarihinde kaydı yapılarak Denizli'nde avukatlık mesleğine başlamıştır. 1996-1998 döneminde Denizli Barosu Başkanı olarak görev yapan meslektaşımızın 9 Mayıs 2005 tarihinde baromuz levhasının 916 sicil sırasına kaydı yapılmış, bu tarihten itibaren mesleğine Muğla ili Bodrum ilçesinde devam etmiştir. Meslektaşımız avukat olduğu için, avukatlık görevini yaptığı için maalesef acı bir şekilde katledilmiş bulunmaktadır. Bu elim olay sebebiyle büyük bir acı ve derin bir üzüntü içerisindeyiz. Adaletin tecelli etmesinde bağımsız savunmayı temsil eden biz avukatlar hiçbir saldırıya boyun eğmeden hukukun üstünlüğünü savunmaya ve hak aramaya devam edeceğiz. Elim olayın faili veya faillerinin cezalandırılması acımızı hiçbir şekilde hafifletmeyecekse de sorumluların en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Hayatı boyunca
hukukun üstünlüğünün, insan haklarının, demokrasinin ve Atatürk ilkelerinin yılmaz savunucusu olan meslektaşımız her zaman aklımızda yer edecek, kalbimizde ise daima var olacaktır. Biz kendisi için bundan sonra yapılacak olanın anısı önünde eğilmek olduğunu biliyor ve sizlerin de aynı duygularla olduğunu düşünerek hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Şad olsun. Şimdi duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere ben mikrofonu değerli Türkiye Barolar Birliği Başkanım Sayın Avukat Erin Sağkan'a teslim ediyorum. Kıymetli meslektaşlarım, yaklaşık bir yıl içerisinde yanlış bilmiyorsam ikinci sefer burada maalesef meslektaşlarımızın tabutları önünde sizlerle bir araya geliyoruz. Atilla abiden sonra şimdi de Erdal Başkanı, ama bu sefer haince işlenen, hunharca işlenen bir cinayetle kaybettik. Biz avukatlar maalesef çok enteresan bir mesleğin mensuplarıyız. Bu ülkede bütün yurttaşlarımız adil yargılanabilsinler diye karakollarda, cezaevlerinde, adliye koridorlarında, duruşma salonlarında mücadele veren bir meslek grubuyuz. Bu ülke gerçekten hukukun üstünlüğünü içselleştiren, insan hakları temelinde yükselen bir ülke olsun diye yargı bağımsızlığını savunan, bunun için mücadele veren bir meslek grubuyuz. Ama gelin görün ki günün sonunda şiddete uğruyoruz ve hatta öldürülüyoruz. Dönem dönem müvekkillerimizle özdeşleştirilip tutuklanıyoruz. Ancak bu bizim kaderimiz değil. Bu bizim kaderimiz olmamalı. Tekrar günün sonuna baktığınızda maalesef ki bu muameleleri bize reva gösterenlerin adil yargılanma haklarını da yine bizler temsil ediyoruz. Aynı bugün kıymetli başkanımızı katleden kişinin savunmanlığını üstlenmek durumunda kaldığımız gibi. Yine içeride bir salonda bir avukat bu davada savunmanlık görevini yürütüyor. Öldürülüyoruz, katlediliyoruz. Ancak günün sonunda o kişinin haklarını da yine bizler savunuyoruz. Dediğim gibi bu bizim kaderimiz değil, olmayacak. Bunun bizim kaderimiz olmayacağını en yüksek sesle hep beraber dile getireceğiz. Kıymetli başkanımın yakınlarına söz veriyorum. Dava dosyası en etkin şekilde hem Baro Başkanlığımız, hem Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, hem Denizli Baromuz, hem de bu ülkenin 81 barosu tarafından son derece etkin şekilde takip edilecektir. Ancak bundan sonra da avukatların hiçbir şekilde şiddete uğramamaları için her türlü mücadeleyi tüm barolarımızla, 180 bin avukatımızla ve örgütlü gücümüzle vereceğiz. Bunun da buradan tekrar altını çizmek istiyorum. Bu vesileyle değerli başkanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Ben duygularını ifade etmek üzere mikrofonu değerli Denizli Barosu Başkanım Sayın Avukat Adnan Demirdöver'e teslim ediyorum. Doğduğum ve doyduğum barolar olarak nitelendirdiği
kendi ifadesine göre ve bizim de kabul ettiğimiz efsane başkanımız Denizli Barosu'nun ve Muğla Barosu'nun değerli mensupları, gerçekten duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Sevgili başkanım, benim mesleğe başladığım yıllardan itibaren tanıdığım ve benim mesleğimi başkanlığını yaptığı ve benim de başkanlığımı yaptığı çok kıymetli bir meslektaşımızdı. Kendisiyle haftada bir, 15 günde bir devamlı şekilde gerek mesleki konularla ilgili ve gerekse Denizli Barosu ve Muğla Barosu'nun sorunlarıyla ilgili olaraktan da devamlı şekilde istişare ediyorduk. Bir baro sevdalısı ve gerçekten de mesleğine çok bağlı bir abimizdi, bir başkanımızdı. Ben kendisiyle çalışmanın onunu gördüğüm, şanslı olduğu kişilerden bir tanesi olarak da kendisini tanımaktan gerçekten çok mutlu oldum. Dünden itibaren sevgili başkanımın ne kadar sevildiğini bizzatihi telefonla arayaraktan yurt içinden, yurt dışından birçok kişilerle muhatap olduk. Kendisinin sevildiğini elbette ki biliyorduk. Ama bu kadar sevildiğini herhalde yaşam boyunca da kendisi görmemiştir. Bunun bir nebze mutluluğunu yaşıyoruz elbette ki. Fakat üzüldüğüm bir olayı ifade edeyim. Dünden itibaren sağlığının gerekçeleriyle ilgili olarak da bir takım varsayımlar, bahaneler üretilmektedir. Sevgili meslektaşlarım, bu sevgili başkanıma yapılan bir saldırı elbette ki ama bizzatihi avukatlık mesleğine yapılan bir saldırıdır. Dolayısıyla siyaset grubunun, yasama grubunun, biz avukatların ve kamuoyunun bundan sonra böyle bir olayla karşılaşmaması açısından gerekli yasal tedbirlerin alınması hususunda gerekli çabaları göstermek zorundayız. Ben Sayın Birlik Başkanıma gerçekten buraya katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ve onun ifade ettiği cümleleri aynı şekilde tekrarlamak istemiyorum ama duygularına aynı şekilde katılıyoruz. Ben sevgili ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Sevgili eşine, çocuklarına Allah'tan sabırlar diliyorum. Ve Denizli Barosu'nun ve Muğla Barosu'nun tüm mensuplarında başı sağ olsun. Sabırlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben sözü değerli meslektaşım Sayın Avukat Onursal Özbey'e bırakmak istiyorum. Törenimiz burada sona erdi. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Mehmet Erdal Çam abime de uykusunda huzur diliyorum ve çok üzgünüm. Yani sözlere başka bir şekilde devam etmem de mümkün değil. Ama artık bu acıların son bulmasını istiyorum. Mesleğimize, meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıların son bulmasını istiyorum. Avukatın hak arama özgürlüğünün takipçisi olduğunu ve değerli birlik başkanımın da söylediği gibi bu vatandaş da bir avukat ihtiyacında şu anda. Yine bize mecbur. Yani insanların artık bunları anlamasını istiyorum. Teşekkür ediyorum tekrar katılımlarınız için. Teşekkür ediyorum Sayın Birlik Başkanım. Cenazemiz buradan Adliye Camii'ne ikindi namaz. Akya. Camiden sonra Akyar'larda defnedilecek. Bunu da bilgisini paylaşmak istiyorum. Sayın Avukatım, Adliye Camii dedin ama bu camiyi mi kastettiniz? Merkez Adliye Camii. Evet. Hüseyin Rıştı Kaynak Camii. Adliye Merkez Camii. Pardon. Düzeltelim, millet oraya gidiyoruz. Alıyoruz mu? Alıyor mu? Evet, buyurun efendim, alalım. Arkadaşlar, kişi fotoğrafı alsın.
Bir kalabalık kaçsın da kaymayalım herhalde. Abi. Şu beyi falan verelim. Beyi verelim. Bayrağı verelim. Bunlar var olur. Baroya mı teslim edecek? Evet, baronu, baronu. Burada ilgili arkadaşlar var. Tamam. Yavaş yavaş hadi. Thank you.